haddini bilir, kendine denk bir memurla bir işçiyle evlenirsin. Seni bir daha burada görürsem yapmadığımı bırakmam, rezil ederim. Dünyada bir akıllı sen mi kaldın? Bizden hayat iken suatı sana kaptırır mıyız sen? Bana kızacağını, benden nefret edeceğini biliyorum. Çok düşündüm. Ayrılmamızın ikimiz için de hayırlı olacağına karar verdim. Yetişmemiz, görgümüz, zevklerimizle ayrı dünyaların insanlarıyız biz. İkimiz de bedbaht olacaktık. En güzel zamanda, en güzel hatıralarla ayrıldığımız için mesudum. Beni anla ne olursun. Sana bütün kalbimle saadetler dilerim. Yarın doğum günün olduğunu biliyorum. Onun için... Gecenin bu saatinde niçin arıyorsun? Acele bir iş çıktı da. Bu vakit acele ne iş olur? Pek de perişansın üstelik. Gelecek olursa aradığımı söyleyin lütfen. Yarın işe gelmeyecek mi? Kendin söylersin. Yoksa bir fantarafinton mu vardı aranızda? Varıldınız da kaçtı mı? Size sordum, cevap verin. Yavaş konuş, daha terbiyeli ol. Bu kız durup dururken ortadan kaybolamaz. Beni bu kadar çok severken, onun nasıl sevdiğimi bilirken kaçamaz, bırakamaz beni. Yanımızda o kızın lafını edip durma. Git, ara, bul, ne istersen yap. Niçin anlamak istemiyorsunuz beni? Anlıyoruz yavrum. Bu kadar üzülmen şaşırtıyor bizi. Dediğin gibi seni sahiden sevmiş olsaydı bırakıp kaçmazdı. Pek sakin, pek rahatsınız. Dün gece panik içindeydiniz. Benden beterdi haliniz. Yoksa gidip gördünüz mü Selma'yı? Kötü bir şey mi yaptınız? Yoksa kızı mecbur mu ettiniz? Biz sen miyiz? O kızı karşımıza alıp da konuşur muyuz? Böyle bir şeye tenezzül eder miyiz? Selma'yı ne bahasına olursa olsun bulacağım. Bulup evleneceğim. Eğer bizi ayırmışsanız... O zaman ben affetmeyeceğim sizleri. Bir gün işini bıraksan, ayrılsak, yokluğun beni de kahredecek sanıyorum. Kimsin, nesin benim için?
Seni her düşünüşümde niçin bazen sevinç, bazen ümitsizlik duyuyorum? Seni düşünmesem, istemesem yanında ne işim var? İşte bu kadar. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kırkçı dükkanıymış. Ne oldu, işsiz parasız mı kaldın? Evet baba. Niçin? O yakışıklı milyonerzade peşinde değil mi senin? Kapımıza kadar dayandı geçen gece. Buraya mı geldi? Evet, senin gibiydi hali. İnsan o yağlı kısmeti teper mi hiç? Neye konuşmuyorsun? Sesin niye eskisi gibi çıkmıyor? Evden ayrılırken çalımından geçilmiyordu. Hadi bakalım, gene kafamıza ekşidin demektir. Hiç cevap verme. Seni Allah gönderdi. Gel canım. Buluştunuz gene. Birbirinize akıl verin de burnunuz çamurdan çıkmasın. İkimizin de talihine tüküreyim. Gittin, aşık oldun, ayrılıp döndün. Bir oh diyemedin. Gene de şanslısın. Dua et ki ucuz kurtuldum. Ya benim gibi olsaydı halin? 3 aylık hamileyim. Sen mi? Eyvah! Eyvah ki eyvah! Karnım büyümeye başladı. Babama ne diyeceğim? Yarın öbür gün ziyar gelince ne yapacağımı bilmiyorum. Mutlaka bir çare bulmalıyız. Ne yapabiliriz? Çocuğun canına kıyamam. Hem vicdanım el vermez. Hem böyle bir şey yapmaya kalkışırsam... ölürmüşüm. Doktor söyledi. Vücudum pek zayıfmış. Ağlama, düşünelim, bir çare bulalım. Hiçbir şey yapamayız. En iyisi kendimi öldürmem. Allah korusun. O herifi bir bulsam, bir gece içinde kanıma giren, sonra da beni bırakıp giden herifi. Ah, onun da günahı yok. Ben azmış kudurmuştum. Ben istedim, sonra da belamı buldum işte. En iyisi Samsun'a gitmen. Halamın yanına. Doğurduktan sonra dönersin. Ziya'ya da bir mektup yazarsın. Gitmeye mecbur olduğunu söylersin. Dönüşünde de evlenirsiniz. O zamana kadar bir çare daha buluruz. Bilmiyorum. Düşünemiyorum. Beni bırakma ablacığım, kurtar beni. Geldin Suat. Hoş bulduk. Merak ettik. Çok üzüyorsun bizi. Günlerdir perişanız. Hem kendine hem bize işkence ediyorsun Suat. O kız dediğin gibi seni hakikaten sevmiş olsaydı bırakıp gitmez. Sevgine layık değilmiş. Unutmaya çalışıyordun. Çıkar aklından. Biraz da bizleri düşün. Seni böyle gördükçe yüreğim kan alıyor, emin ol Suat. Efendim, söyleyin.
Şirket ve fabrika müdürleriyle yapılacak toplantıyı emriniz mucibince üçüncü defa olarak bugüne bırakmıştık. Sizi bekliyoruz beyefendi. Bugün de gelemeyeceğim. Ne zaman geleceğimi de bilmiyorum. İsterseniz kendi aranızda toplanın. Hayır, bana bilgi vermenize lüzum yok. Babamı çağırın, beni yok farz edin. Ben sizin için neyim? Ne olabilirim? Oysa siz yükseklerde, uzaklarda, başka bir dünyanın insanısınız. Bu yakınlığınızdan hiçbir şey bekleyemem. Benim dünyamda olmayacaksınız bir gün. Anladınız herhalde. Hiçbir şey söylemeyin bana. Öyle de bakmayın yüzüme. Selma Hanım, işçilerin fazla mesai bordrosunu çıkarttınız mı? Hayır efendim, şimdi hazırlar getir. Lütfen, bekliyorum. Hoş geldin. Bir misafirin var, odanı aldım. Kimmiş acaba? Bilmem. Genç bir hanım, öğleden beri seni bekliyor. Leyla! Abla! Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Bu ne güzellik, bu ne şıklık. Beğendin mi sen? Nineyi de getirdin ha? Oh, gel canım. Şekerim. Hemen gitmem lazım. Ziya bekliyor. Geldi mi İstanbul'da mı? Evet. Evleniyoruz. Kesenin ağzını açtı. Bir dediğimi iki etmiyor. Ah, gözün aydın. Darısı başına. Bana bir iyilik daha yapacaksın. Mine sende kalacak. Bende mi kalacak? Evet. Ziya duyarsa mahvolurum. Babamın zaten çocuktan haberi yok. Bir sen biliyorsun. İyi ama ben nasıl bakabilirim? Her ay ne kadar lazımsa göndereceğim. İstersen dadı tutarsın. İstersen süt damlasına verirsin. Senden başka kimsem yok ablacığım. Kaç gündür oteldeydim. Ama Ziya gelince iş değişti. Yarın İzmir'e gidiyoruz. Nikahtan sonra oraya yerleşeceğiz. Bundan nasıl ayrılacaksın? Başka çarem yok. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Bana bu iyiliği yapacaksın. Hayatım, saadetim, her şeyim senin elinde ablacığım. Bu iyiliği yapacaksın değil mi? Aylardır boş yere ıstırap çekmiş. Aklım şimdi başıma geliyor. Gerçekten değmezmiş anne. Haklıymış. Selma beni yürekten sevmiş olsaydı bırakıp gitmezdi.
Gitse bile aynı acıyı çeker, dayanamaz, koşar bana gelirdi. Demek sevmemiş mi? Çok şükür, yeniden can buldun, hayata döndün. Öyle çaresizdim, öyle acı çektim ki... ...inan o kızı aramak, sana getirmek bile istedim. Üzülme artık. Çalışmaya başlayacağım. Selma'yı hiç görmemiş, tanımamış, sevmemiş olacağım. Ebediyen unutacağım. Öğleye doğru mamasını verir, uyutursun gene. Olur olur, sen merak etme hiç. Gözün arkada kalmaz. Sağ ol Fatma Hanım. Ben işten sonra giyecek bir şeyler alayım Mini'ye. Geç kalırsan merak etme. Pekala kızım, hadi güle güle. Son aylara ait bütün muhaberatı, satış ve kar bilançolarını, ithal edilen ham maddelerin miktarına ait listeler istiyorum. Hay hay beyefendi. Yeni bir katibe için de gazetelere ilan verirsin. Olur efendim. O zamana kadar muhasebeden Ekrem Bey yardımcı olacak. Aylardır neredesin? Niçin aramadın beni? Niçin kaçtın? Susma söyle. Yok, benden geleceksin. Gelemem Suat, bırak. Geleceksin diyorum. Yalvarırım Suat. Geleceksin, yürü. Kısacık bir rüyadı. Gördük ve uyandık. Bir daha beraber olmamıza imkan yok. Neden? Sorma. Nasıl sormam? Sevdiğini, mutlu olduğunu söyleyen sendin. Sonra apansız ve sebepsiz niçin kaçtın? Sebebi neydi? Mektupta her şeyi yazmıştım, okumadın mı? Yok ayrı dünyalar. Yok ateşimiz sönünce çekilecek ıstıraplar. O mektup mu? Yalan mı? Yanlış mı? Baştan başa. Biz o şartlar içinde, o zıt şartlara rağmen sevdik birbirimizi. Sevebildik. Ondan sonrasını bilemeyiz. İleride şu olacak, bu olacak diye boş bir endişeyle ayrılmamız için deli olmamız lazım. Oh, hayır, anlamıyorsun, bilmiyorsun. Yoksa başka bir sebebi mi var? Ne olabilir? Bilmem. Olabilir mi, mümkün mü? Seni unutabileceğimi sanmıştım sevgilim. Kin duyuyordum sana. Meğer daha çok sevmişimsin. Ben de Suat, yeter. Senden ayrılmak istemiyorum. Bir daha ne olursa olsun bırakma beni, bırakma. Hayır, bırakmayacağım. Ölünceye kadar bırakmayacağım. Demek burada oturuyordun. Evet. Niye geldik sanki? Hiçbir eşyanı almasak da olurdu. Olmazdı, kiramı da vermemiştim daha. Olur, verip gidelim. Sen gelmesen? Nasıl gelmem Selma? Bir daha bırakır mıyım seni? Beraber görülmek istemiyorum. Evleniyoruz dersin. Derim ama yakışık almaz. Daha birkaç gün burada oturmaya mecburum. Mecbur musun? Evet, evleninceye kadar nerede oturacağım? Bir kat tutarız hemen. Ne lüzumu var? Buradan doğruca senin köşküne gelin gitmek istiyorum. Köşkte mi oturacağız? Evet, mümkünse. Peki sevgilim, sen nasıl istersen. Yarın gel, fabrikadan al beni, olur mu? Ya gene kaçarsa? Kaçmanın faydasız olduğunu anladıktan sonra bir daha tövbe. Yoksa benden bir şey mi gizliyorsun? İnanamıyorum Selma. Sanki avucumdan kayıp gidecekmişin gibi korkuyorum. Ben korkmuyorum artık. Allah'a ısmarladık yavrum. Ne
güle sevgilim. Yarın gecikme, bekletme beni. Yavrum benim, çocuğum benim, güzelim. Bütün gün ağladı mı böyle, üzdü mü seni? Yo, hiç üzmedi, hiç. Zaten şimdi uyandı, ay yemeğim yanacak. Gül bakayım, gül artık, hadi. Seni hatta götüreceğim, neler alacağım sana. Hadi gül, hadi bakayım. Dedende kalacaksın bundan sonra. Üzülme, sık sık geleceğim, göreceğim. Sonra yine beraber olacağız. Kaderin evden ele, elden ele gitmekmiş. Baban nerelerde kim bilir? Annen de Mesut rahat yaşıyor. Senin günahın nedir yavrum? Zaman, o mu geldi? Yoo. Bir tesadüf eseri karşıma çıktı. Birbirimizi çok sevdiğimizi ayrılamayacağımızı anladık. Bir şey söyledi mi? Niçin kaçtığını söyledi mi? Birbirimize denk değilmişiz. O fakir, ben zenginmişim. Bir daha ayrılmayacağız, hemen evleneceğiz. Tüh, Allah cezanı versin. Sonunda olacağı buydu zaten. Gittin, sürttün, bir de bunu feydahladın. Utanmadan bana getiriyorsun bir de. Vallahi benim değil baba. Bir arkadaşımın. Öldü kızcağız. Ben alıp bakmaya mecbur kaldım. Evet, babanı kandır. Ben yutar mıyım? Niçin inanmıyorsun sana? Niçin yalan söyleyeyim? Leyla kurtuldu, hanım oldu, namusuyla yaşıyor da sen kafirlik ediyorsun. Ne istersen söyle ama günahımı alma. Defol, çocuğunu da al götür, gözüm görmesin. Burada bırakmaya mecburum. Anlamadım. Kısa bir zaman için. Ne olur babacığım, senden daha yakın kimsem yok. Bir kadın tutar baktırırsın. Her ay 1000 lira vereceğim. Ya sen nereye? Kendin için bakmıyorsun? Sonra söylerim, sevineceksin. Bu günler bitiyor, hepimizin yüzü gülecek artık. Merhaba. Yüzükler hazır mı? Hazır efendim. Teşekkür ederim. Akşam bir davet var köşte. Biz de gideceğiz. Seni annem, babam, bütün muhitim tanıyacak bu akşam. Zırlama be! Yok, ben dayanamam. Çekemem böyle. Vururum tekmeyi, def olursun. Pek de güzelsin. Ne yalan söyleyeyim, masumsun. Senin ne günahın var? Anan olacak Selma ile baban. Evet. Babam da o milyonerzade Suat olacak. Herif keyif ediyor. Biz seninle burada sürünüyoruz. Belki Selma da sürünüyor zavallı. O Suat iti kızımı kandırıp aldattı. Sonra ikinizi de sokağa attı. Ama sen Suat'ın kızısın sen. O milyonlarda senin de hissen var. Ben de deden olduğuma göre. Gel bakalım. Gidip bir görelim şu babacığını. O da ikimizi görsün.
Sayende bizler de bey gibi yaşayalım hadi. Bu saate kadar nerede kaldı acaba? Bilmem. Ha geldi galiba. Hoş geldin Suat. Neredesin kuzum? Sayın misafirler, sizlere nişanlım Selma Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Anneciğim, ağzınızı açarsanız dağıtırım burayı. Gel Selma. İşte annem, babam ve çok sevgili davetlilerimiz. Merhaba efendim. Kim bu kız? Beyin sekreteri, onu çok iyi tanıyorum. Bu hafta içinde yıldırım nikahımız var. Hepiniz davetlimsiniz. Nasılsınız yavrucuğum? Çok teşekkür ederim hanımefendi. Siz nasılsınız efendim? Anlat bakalım, ne zaman kalkıştın bu işe? Nişanlın kimdir? Estağfurullah, rahatsız olmayın efendim. Bırak be şu be! Ben de bu aileden sayılırım. Kekeme! Selamünaleyküm. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Kim olduğumu şu beyzadeye sorun, çok iyi bilir. Tanıyor musun bu yavruyu? Hayır. Ya beni? Selma'nın babası mısınız? İyi ki unutmamışsın. Senin çocuğun bu. Benim mi? Senin ya. İnkar mı ediyorsun? Kızımın kanına girdin, aldattın, sonra da çocuğuyla sokağa attın. O da bana getirdi, ben bakıyorum, ben! Baba! Ooo, sen de mi buradasın? Şıklığında tamam maşallah. Ne oluyorsunuz yahu? Kadınız bana mı be? İkiniz hala yaşayın, ben bu yavrucakla sürüneyim. Allah'ta reva mı ha? Baba sus artık, ne olursun git. Ne oldu, utandın mı benden? Yalancı, hayırsız evlat. Bu beyzade ile yaşadığını niçin gizledin benden? Baba yeter artık, yeter diyorum. Peki, ne olursun git artık. Peki, gidiyorum, gidiyorum. Ömrümün sonuna kadar da bakarım ama para isterim, para. Kızıma da nikah kıyacaksın ha. Yoksa evlendiniz de beni çağırmadınız mı? Niye ağlıyorsun be? Ne oldu, ne yaptım ben? Bu melaikenin hakkını aramak suç mu, günah mı? Bana inan sevgili, o çocuk kız kardeşimindir. Tanımadığı bir erkekten anne olmuş. Sonra da başka birisiyle evlenince bana getirdi. Sor. Yemin ederim, yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Günahsızım Suat. Aramızdaki seviye farkı ayrı dünyalar. Yalancı. Yalancı kahpe. Suat, Suat nasıl böyle konuşursun? Sen bundan da aşağılık olmaya layıksın. Benden niçin kaçtığını biliyorum artık. Senden iğreniyorum. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Öfkeni, acını anlıyorum. Korktuğum başıma geldi işte. Yeter artık. Evinin kapısından niçin savdın beni? Çocuğunu görmemi istemedin. Belki aşığın bile içerideydi. Yeter Suat. Çocuğu görseydin inanmayacaktın bana. Hiçbir zaman, hiçbir zaman inanmayacağım. Bunlara inanacak başka bir sersem bul. Öldürdün beni.
Defol. Defol. Daha ne duruyorsun? Çık dışarı. Kişinin yanına git. Bir gün belki gerçeği öğreneceksin Suat. Sana doğru söylediğimi bileceksin ama o zaman da ben seni affetmeyeceğim. Bak gecenin kaçı oldu hala ortalarda yok. Gitmez olsaydım, o kızdan ayırmaz olsaydım. Böyle önce nereden bilirdim? Bir isteğim var. Yapar mısınız? Bir telgraf çekmek. Kimden mi Sagra? Ablamda. Çok ağır hastaymış. Hastaneye kaldırmışlar. Beni çağırıyor. Durumu maalesef çok kötüye gidiyor. Elden gelen her şeyi yapıyoruz ama garip bir şey. Nedir doktor? Sanki yaşamak istemiyor gibi. Nasıl olur? İlaçları almıyor. Bir defasında dökerken yakaladık. Yemek de yemiyor. İyileşmek için hiçbir gayret sarf etmiyor. Gelmekle isabet ettiniz. Belki sizin yardımınız dokunur. İnanmadı bana. Kendisini aldattığımı, Mine'nin benim çocuğum olduğunu zannediyor. Nişan gecesi kovuldum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben sebep oldum desene abla. Sadece kendimi düşündüm. Senin de günahın yok. Böyle olacağını nereden bilirdin? Kim bu adam? Gidip açıkça her şeyi konuşacağım. Hayır. Hayır istemiyorum. Ona gitmeni istemiyorum. 100.000 lira istiyorum. Kasada var mı acaba? Yoksa çek yazarım. Çabuk onun hemen gideceğim. Bağış üstüne. Suat Bey siz misiniz? Evet, buyurun. Affedersiniz efendim. Sizinle çok mühim bir mesele hakkında konuşacağım. Suat! Suat sensin demek. Allah'ım! Anlamadım. Olamaz, olmaz olsun. Allah'ım nasıl yaşarım şimdi? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım bundan sonra? Tanımadın mı beni? Yo, bilmem.
Yüzünüz pek yabancı değil ama. Leyla'yım ben. Leyla. Bir gece beraber içmiştik. Sonra da bir otel odasında uyandığım zaman sen yoktun. Ve ben genç bir kız değildim artık. Evet, hatırladım seni. Ben Selma'nın kardeşiyim. Kardeşi mi dedin? Selma'nın kardeşi misin sen? O çocuk da senin çocuğun. Çocuğumuz, bizim günahımız. Acısını, cezasını Selma'nın çektiği bizim günahımız. Yıllar sonra seninle karşılaşmakla tekrar yıkıldım. Yok, olamaz. Olmaz. İnanamam. Felaket bu. Kıyamet bu. Babam duysa bilse öldürürdü beni. Evlendikten sonra çocuğu ablama bırakıp gitmiştim. Sen, Selma, o çocuk. Demek benim çocuğum. Bizim yüzümüzden Selma ölüme gidiyor. Kurtaralım onu. Belki böylece günahımızı öderiz. Selma ölüme mi gidiyor? Nerede şimdi? Hastanede. Hastanede mi? Senin için ölecek abla. İkinci katta 11 numaralı oda. Hiçbir zaman bilmeyecek, öğrenmeyecek değil mi? Selma'ya bu gerçeği hiçbir zaman söylemeyeceksin. Affet beni Selma. Hiçbir şey söyleme. Bütün olanları unutacağız. Her şeye yeniden başlayacağız. Seni seviyorum. Seninle başladım, seninle bitecek. Çocuğu da kendi çocuğummuş gibi seveceğim. Sevgilim benim.